Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bugün yine denizdeyiz. Ama Kano ile birlikte denizdeyiz. Çünkü teknemi ve botumu sattım, Kano'ya kaldım açıkçası. İnşallah güzel bir tekne yapıp yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bu aralar Kano ile devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda tek başımayım, denizdeyim ve çok huzurlu. Şu an şelalenin oraya gidiyorum. Bakalım Lerefe ile o büyük trallar gelmiş mi, onlara bakacağız. Çünkü hava birkaç gün bir hayli bozuktu. Artık bunun ardından suyun bulanıklığıyla, denizin karışmasıyla güzel balık yapar diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Kano serimize devam edeceğiz. Tabii hiç durmayacağız. Sabah biraz girerken ayakları ıslattık bu soğukta ama olsun. Biz bu işe gönül verdik. Hiç başka zaman olsa tabii ki de insan bir ayakları ıslandı diye bu soğukta tepki gösterebilir ama hiç umurumda bile olmadı. Yine de daldım girdim yani kanoyla, çünkü biraz dalga vardı kıyıda. Hadi inşallah bu zorluklara rağmen güzel balıklar alırız. Çünkü sabah soğuk, giderken kaldık. Bir hayli 10-15 gündür de uyumaya alıştık. Bir hamlık olacak mı diye düşünüyorum ama Allah'tan antrenmanlarıma başlamıştım. Şu an bir yorulmam yok. Bakalım, yolumuz bir hayli uzun. Şelaleye doğru gidiyoruz. Haydi orada inşallah av başlangıcında güzel bir balıkla görüşürüz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şu an Meram'a geldim. Bakalım. Evet arkadaşlar, şu an tam da Mera'dayım. Şelalenin oradayım. Hatta sesi geliyor mu bilmiyorum ama sesi de geliyordur diye umuyorum. Şöyle hemencik kutumdan bir tane Major Craft 15 gram. Tabi görüntü biraz uzak vuruyor ama olsun. Şöyle de hemen LRF takımım Stradic 1000. Shimano Stradic 1000 ve Savager SG2 314 gram. Bakalım ava başlayacağım. Biraz rüzgar var. Poyraz rüzgarı beni böyle açığa doğru itecek. Git gel biraz fazla olacak. Yorulacağım ama inşallah yorulduğumuza değer diyorum. Güzel balıklar alırız. Haydi bakalım. Şimdiden rast gelsin. Güzel bir balık. Bakalım ne çıkacak. Güzel balık. Kalamayı tam kapatamıyorum. Kaçsın istemiyorum. Mikrofonumuz çalışıyor mu? Evet. Bir tık sıkacağım. Yok
Kanalın önüne gidiyor şu an. Bu tarafa geçelim. Yordu beni. Şu an 180 derece dönüyorum kanoyla. Mikrofonu şuraya alalım. Beni kıyıdan bayağı bir sürükledi. Ha, göründü. Tarafa dönüyorum. Aa! Şu an kamış iki büklüm. Görüntüyü düzeltelim. Resmen balığa gidiyorum şu an. Tabii teknedeki gibi tam kastıramıyoruz burada ayakta olmadığımız için. Oturduğumuz yerden balık tutmak bu olsa gerek. Bu tarafa gidiyor, kıyıya gidiyor balık bu kez. Allah Allah. Hadi artık. Oo. Geriye gireceğim. Oğlum be. Arkadaşlar aldık ilk nasip. Efsane bir balık. Şunu kapatayım. Şu malzemelerimi bir kaldırayım. Vallahi çok güzelsin. Ah. Şuna bakın be. İşte bu be. Ah. 15 gram Major Craft. Jig para. Balığın ağzından her şey çıkıyor. Heh, zaten kurtuldu. İşte bu. Efsane bir balık. Ama devam. Çok güzel başladık. Çok güzel aksiyon yarattı. Haydi bakalım az kalsın.
Aldım. Aldım arkadaşlar. İkinci nasip. Çok güzel bir tral aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika. Bir dakika, bir şey yerine takayım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir tral. Şimdi bunu İbrahim abigile vereceğim. Onlar bugün büyük balık avı yapacak. Bakalım, inşallah belli mi olur. Dev bir kuzu olarak geri döner. Haydi bakalım, şimdi İbrahim abigilin yanına gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tralimizi İbrahim abiye veriyoruz. Şuraya, İnşallah dev kuzu olur. Sağ olasın kardeşim. Haydi bakalım, rast gelsin. Hava devam. Şurada aldı mı? Ben de buradan salayım. Benim motor yok. Uçak sesi. Ne aldım acaba? Vallahi ters çık ama nasıl görünüyor bilmiyorum. Yani dönebilir miyim? Balığı çekerken deneyeceğim dönmeyi. Çünkü size güzel bir görüntü vermek istiyorum. Şu an hem balık çekiyorum hem de kanoyu döndürüyorum. Yani zaten balık geldi. Balık geldi. Oo. Ama kanka bir şey diyeceğim. Ben bu kanodayken seninle nasıl uğraşayım şimdi? Böyle balon da gelecek tabii. Her attığında balık gelirse bu işin bir zevki yok. Şimdi kanoda balon balığıyla nasıl mücadele edilir? İyi. Çok güçlü damak yapıları var bunların. Artık son indiriyorum. Saatte hayli bayağı fazla oldu. Sabah erken kalktık, yorulduk da. Çok güzel iki tane nasip varmış. Bir tane de balon vardı. Başka da vuruş olmadı. Ama bir kanoda balık tutulabilir mi? 1,5-2 kiloluk balık da çıkardık. Onu göstermiş olduk. Yani çalışıyorum ama artık vurmuyor. Daha çok da zorlamaya gerek yok. Nasibinde varsa oluyor. Ama güzel bir haber geldi. İbrahim abiye verdiğim tralı gördünüz. O tralla 7-8 kiloluk çok güzel bir kuzu almış. Gider gitmez mereye. Onun da videosunu hemen şimdi koyuyorum. Çok güzel bir teşekkür videosu var. Merhabalar arkadaşlar. Kardeş tekneye, daha doğrusu kardeş kanoya yardım için vermiş olduğu bir tane tralı aldık. Bizde bir tane tral vardı. Biz onu balığa yedirdik. İkinci tral Tintin'in bize verdiği kanoyla bir tane tral vardı. Tralı saldık, aşağı indi, boşluğunu aldık.
Bir tane balığımızı aldık Allah'a şükür. Balığı da gösterelim. Hatta biz oradayken bir tane de palamut aldık abi. Palamutla uğraşıyordu. Dedik bize bir tane tral tut kardeş dedik. Allah'tan tuttu bir tane. Balığa dönüştürdük. Balığı da gösterelim arkadaşlar. Evet. Şöyle geleyim. Balığı da düşürmeyelim. Acık ölmesini bekledik. Şöyle çekim yapacağız diye. Kendinin verdiği tralle aldığımız kuzu. 7,5 kilo. 7,5 kilo geç işte. 7-8 kilo civarında bir tane kuzu nasip oldu. Sağ olsun. O da halen bize çalışıyor. Şimdi orada bir tane daha tral tutabilir miyim diye. Balığımızı aldık Allah'a şükür. Onun sayesinde onun verdiği tralle balığımızı aldık. Şuraya koyalım şöyle bir tane. Nasıl abi? Bugün fazla tral tutamadık. Daha doğrusu iki tanemiz vardı. Birini balığa yedirdik. Biri de Tintin'in balıkla gelen nasip bu. Allah'a şükür. Evet, biz de İbrahim abiye çok teşekkür ediyoruz. Rast gelsin diyoruz. Nasipleri bol olsun. Yani ben bugün zaten büyük balık avına çok açıklara gittiğim için o riski almadım. Sabah çok rüzgarlıydı. İbrahim abiye verdim. Nasibinde varmış demiş. Biraz önce de videonun başında dedim ya, nasip de varsa zaten illa ki o geliyor seni buluyor. Yeter ki doğru yerde doğru malzemeyle kalbin temiz, gönlün temiz avcılık yap. Allah her türlü nasip ediyor. Artık son yukarıya çekişim. İnşallah bir dahaki kano videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Yolum biraz uzun. Bir 15 dakika falan gideceğim. Çok şükür sporumuzu yaptık, avımızı yaptık, stresimizi attık. İnşallah daha güzelleri sizlere nasip olur diyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. İnanın sabah suya girdiğimde ayaklarım ıslandı. Sabah üşüdüm. Hayli üşüdüm. Videoda çaktırmasam da. Ama artık hava böyle biraz ısınınca çok da hissetmedim. Ama inşallah hasta olmam diyorum. Onun için hemen abone ol butonuna basarsanız ücretsiz. Bana destek verirseniz daha güzel yerlerde daha güzel avlarımız olur. Ve size de bu güzel avlarımızı seyretmek nasip olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.